İstanbul'da TEM'de mahsur kalanlar, mesela bakanlığın uhdesinde veya belediyenin uhdesindeki E5'te mahsur kalanlar veya 9 milyar euroya yapılan dünyanın en iyileri arasında denilen havalimanında yaşananların sıkıntısı ve oradaki mağduriyetler. Ve ayrıca dünya çapındaki lüks ve aynı zamanda pahalı olan otobanda kalanlar, mahsur kalanlar. Herkes şimdi şu sorunun peşine takılmış durumda. Vatandaş kimden hesabını soracak? Ne hava, ne kara, ne de yer altından metroyla başka bir yere gitmek mümkündü. İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan binlerce yolcu uzun saatlerin yorgunluğunu bagaj bantlarının üzerinde bu şekilde uyuyarak atmaya çalıştı. Piste ise temizlik çalışmaları kar yağışının hafiflemesiyle hız kazandı. Biraz daha sabır istiyoruz. Yorgunluk nedir bilmeden burada insanüstü bir gayretle tüm ekipler çalışıyorlar. Çaba sonuç verdi. Gün ışıdığında temizlik bitti ve yağışın ara vermesiyle uçuşlar da normale döndü ama zor bir sınavdan geçti İstanbul Havalimanı. Aynı zamanda dünyanın da transfer merkezlerinden biri olan Avrupa'nın en büyük havalimanında mağdur olan yolcu sayısı da fazlaydı. Karton üzerinde geçen gecenin ardından sinirler gerildi. Karşılarına çevik kuvvet çıktı. Binlerce insan mağdur kaldı. Biz aradık ihtiyaçları hususunda ne yapabiliriz? Size ihtiyacımız yok cevabı alındığı için biz sadece bekledik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar fırtınasının vurduğu havalimanı için aldıkları olumsuz yanıtı bu şekilde açıkladı. Zorlu geçen iki günün ardından havalimanı normale döndü. Bir başka ulaşım noktası otogarlarda da mağduriyet vardı. İstanbul'dan çıkışların yasaklandığı otogarlarda mahsur kalanlar geceyi yazıhaneler ve mescitlerde geçirdi. Tekrar yerime ettirdim. İnşallah çıkacağız. Hala bekliyoruz. Bakalım açılırsa gideceğiz. Sabah 9 itibariyle otobüsler seferlerine başlayabildi.